Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz sağlık olacak. Özellikle bebekleri konuşacağız. Yeni doğan bebekleri süreç nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor? Bu konuyu konuşacağız. Çünkü stüdyomuzda konuğumuz İstinye Üniversitesi Medikal Park Gazi Osman Paşa Yeni Doğan Uzmanı Doçent Doktor Bora Baysal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten benim de ilk defa konuşacağım bir konu olacak. Merakla ben de anlatacaklarınızı bekliyorum. Çok da hazırlanmadık sizle birlikte. O yüzden keyifli geçeceğini düşünüyorum. Umuyorum ben de. Hocam konumuza başlamadan önce ama bir kariyer geçmişi almak isterim. Neler Tabii. yaptınız? Sizi bu noktaya getiren konular nelerdi? Bir Tabii. dinleyelim sonra konumuza geçelim. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2004 yılında mezun oldum. Daha sonra İzmir Beş Yıldız Çocuk Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanlığı ihtisası yaptım. 2011 yılında o ihtisasım bitti. Daha sonra bunun mecbur hizmeti. Mecbur hizmet daha sonra 2014 yılında 9 Eylül Üniversitesi Yeni Doğan Bilim Dalı'nda yan dal uzmanlık eğitimi aldım. 2017 yılında o da bittikten sonra bir süre mecbur hizmet için bir İzmir'de Burcu Kadın Doğum Hastanesi'nde çalıştım. Sonra Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kendi bölümümü kurdum. Yeni Doğan kürsüsünü kurdum. Sonrasında da yaklaşık 3 aydan beri İstinye Üniversitesi Medikal Park Gazi Osman Paşa Hastanesi'nde Yeni Doğan yoğun bakım sorumlu hekim olarak çalışmaktayım. Harika. Peki hocam, şimdi yeni doğan dedik ama bir de prematür kavramı vardır. Prematür bebek derler ama Evet. nedir? Açalım mı biraz konuyu? Tabii. Şimdi prematüre bebekler 37. gebelik haftasını doldurmadan ya da 259 gebelik gününü doldurmadan önce doğan bebekler için kullandığımız bir tanımlama. Bu tanımlamanın içinde tabii bunları da kendi aralarında sınıflamak gerekiyor. Çünkü gebelik haftası ne kadar düşerse, ne kadar aşağı giderse o kadar riskli oluyor bebeklerimiz. 34-37 hafta arasında doğan bebekler bizim için geç preterm, hatta near term dediğimiz yakın, terme yakın bebekler demek oluyor. Bu bebekler biraz daha iyi seyrediyorlar diğer bebeklere göre. 32-34 haftasında oran bebekler ılımlı preterm. 28-32 hafta arasında olan bebekler çok preterm. 28 haftanın altına doğan bebeklerimiz için de aşırı preterm kavramını kullanıyoruz. Yine sadece haftalara göre değil, bir de doğum ağırlıklarına göre sınıflamamız gerekiyor bebekleri. Bunun için de kullandığımız kavramlar 2500 gramın üzerindeki bebekleri normal kabul ediyoruz ama 2500 gramın altındaki bebekleri düşük doğum ağırlığıyla doğmuş kabul ediyoruz. 1500-2500 gram arasındaki olan bebekler çok düşük doğum ağırlığı, 1500 gramın altındaki bebekler çok düşük doğum ağırlığı, 1000 gramın altındaki bebekler aşırı düşük doğum ağırlığı oluyor. Dolayısıyla şu an aklımız skalada bile 28 haftanın altında ya da 1000 gramın altında doğan bebekler her zaman en ağır süreçlere maalesef maruz kalıyorlar bizimle beraber. Çok küçük doğmuş oluyorlar. Bu erken doğum sadece doğum haftası olarak değil tabii. Bebeğin vücudu, beyni, akciğerleri, kalbi, bağırsakları, böbrekleri bunların hepsi de matürleşmeden anne karnındaki yaşamaları gereken süreci yaşamadan doğmuş oluyorlar ve biz onları doğduktan sonra onları bir anne karnı hüviyetinde olan küvezlerin içine alıyoruz. Hatta çok küçük doğan bebekleri, 1500 gramın altında doğan bebekleri sarıp sarmalıyoruz böyle özel poşetlerle ısı kayıplarını, nem kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde tedavide daha başarılı oluyoruz çünkü. Bizim yaptığımız iş prematüre bebekler için kabaca böyle. Bunun Güzel. detaylarını tabii Güzel. ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Peki hocam ne gibi sorunlar olabilir? Prematür bebeklerde hem erken dönemde hem geç dönemde çeşitli sorunlar olabilir. Erken dönemdeki sorunlar genellikle organların gelişmemesine bağlı. Bunlar ne olabilir? İşte akciğer en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Respiratuar distres sendromu dediğimiz yeni doğanın akciğer yetmezliği sendromu. Bu akciğerde surfaktan dediğimiz bir proteinin eksikliğine bağlı, eksik salgılanmasına bağlı. Bu da tamamen gebelik haftasıyla ilintili bir durum. Gebelik haftası ne kadar düşükse, yani bebek ne kadar erken doğmuşsa bu hastalığa yakalanmak oranı da o kadar fazla. Bu hastalıklardan bir tanesi. Tabii bunu engellemek için doğum öncesinde yapabileceğimiz bir şeyler var. Özellikle anne karnındayken böyle
bir bebeğin prematüre doğma olasılığının olduğunu varsaydığımızda, bu ihtimal belirdiğinde, anne karnındaki dönemde yaptığımız steroid, antenatal steroid, Celeston dediğimiz bir ilaç, bu hastalıktan korumada çok etkin. Yine tabii gebeleri enfeksiyondan korumak, mümkün mertebe prematüre doğumları engellemek, bu hastalığın gelişimini de bir nebze olsun engelliyor. Yine anne karnındayken bebeğin yaşaması için çok elzem bir kalp deliği var. Ductus arteriosus dediğimiz bir delik var. Bu delik bebek zamanlı doğuma yaklaştıkça kendi kendine kapanıyor. Ama anne karnındayken bebeğin yaşaması için kesinlikle çok elzem bir delik. Ama eğer bebek erken doğarsa bunun kapanacak zamanı olmuyor maalesef. Ve bu delikle beraber doğmak zorunda kalıyor bebek. Ve buradan sonra da tabii bizim için işleri zorlaştıran, yaşamı kritikleştiren bir sürece sokuyor bebeği. Bunun erken tanısını koymak bizim açımızdan çok önemli. Çünkü ne kadar iyi tanı koyarsak, ne kadar erken tanı koyarsak o kadar tedavide de başarılı olmak şansımız oluyor. Yine bebeklerimizin kalple ilgili hipotansiyona, böyle tansiyon düşkünü bir yatkınlıkları oluyor. Mutlaka o açılardan çok yakın takip etmek gerekiyor prematüre bebeklerimize. Bununla ilgili destek tedavileri vermemiz gerekiyorsa bunları da vermemiz gerekiyor. Yine bağırsaklarda gelişmemeye bağlı besleme sırasında veya besleme öncesinde nekrotizan enterokolit dediğimiz bağırsakların kansız kalmasına bağlı, iskemik oksijensiz kalmasına bağlı diye söyleyeyim. Böyle bir tablo gelişebiliyor. Yine bu bebekleri de biz beslerken böyle hep ben ailelere anlatırken bu bilgiyi veriyorum. Bir kedi yavrusu düşünün diyorum yani. Yeni doğmuş bir kedi yavrusunun nasıl böyle hani yavaş yavaş besliyorsak, böyle gözleri açılmamış daha, derileri gelişmemiş, böyle pamuklar içinde sarıp da büyütüyorsak bu bebekleri de öyle büyütmemiz gerekiyor. Beslerken çok dikkat ediyoruz. Çok yavaş yavaş beslenmelerini arttırıyoruz. Çok yakın izliyoruz. Çok yakın takip ederek yapıyoruz. Yaptığımız her manevrayı, her işlemi çok yakın takip ederek yapıyoruz. Yine böbreklerde bir yetmezlik durumu gelişebiliyor prematür bebeklerin seyri sırasında, tedavileri sırasında. Anne karnındaki dönemde bir inflamatuar süreç mutlaka yani çoğu prematür bebekte oluyor. Bu enflamasyonu çok önemsiyorum çünkü bu da prematür bebeklerin bizden taburculuktan sonraki kısmında gelişimlerini çok etkiliyor. O enflamasyonu erken saptamak, ki bunu erken saptamak için de ultrasonografik yöntemleri kullanıyoruz doğumdan sonra. Tabii bununla ilgili pek çok çalışma yapılıyor. İzmir'de benim de içinde bulunduğum bir çalışma grubu var hatta bununla ilgili. Abdullah Kumral öncülüğünde. Onlarla beraber yaptığımız çalışmalarda da bununla ilgili bir biyobelirteç geliştirip çok erken zamanda bunu fark edip önleyici bir şeyler yapılabilir mi diye de çalışmalar hem bizim grubumuzun hem başka gruplarında yaptığı çalışmalar var. Hocam anne baba sağlığıyla ilgili bir durum mudur bu durum? Yani şöyle tabii anne sağlığıyla ilgili daha ziyade. Dediğim gibi enfeksiyon bu süreci başlatan en önemli neden. Annenin idrar yollarında bir enfeksiyon veya sistemik geçirdiği bir enfeksiyon. Bebeğe eğer bir şekilde etkiliyorsa bir sitokin fırtınası yaratıyor. Ve bu sitokin fırtınası sırasında serviks dediğimiz bebeğin aşağı düşmesini engelleyici olan kısımda vajinanın bir dilatasyon dediğimiz genişleme meydana geliyor. Bu genişleme erken doğumu tetikliyor. Bunun dışında tabii genetik faktörler, yapısal bazı anne ile ilgili faktörler, madde kullanımı gibi nedenler, erken doğum, stres, erken doğumu tetikleyen diğer unsurlar. Evet. Pek çok nedeni var bunun, hem anneli hem bebekle ilintili pek çok nedeni var. Ama kabaca şöyle söylenebilir ki bir bebek artık anne karnında durmaması gerektiği için dışarı çıkıyordur. Yani bir bebek erken doğuyorsa artık onun anne karnındaki süreci bitmiştir. Anne karnında o çocuk çok fayda göremeyecektir. Doğa bunu seçer ve doğa bunu sonuçlandırır. Evet, kendiliğinden gelişen bir süreç değil mi? Evet.
Peki hocam, yoğun bakıma alındıktan sonra orada ne gibi rahatsızlıklar, hastalıklar çözülebiliyor? Tabii sadece bizim yani hep bir sloganımız var. Ben aynı zamanda Türk Nörotoloji Derneği'nin de bir üyesiyim. Premature bebekler yeni doğan doktorların eline doğsun. Hani daha profesyonel, daha iyi bakılsınlar diye bir sloganımız var ama tabii ki de bizim sadece tek işimiz premature bebekler değil. Bunun yanında doğumda oksijensiz kalmış prenatal asfiksi dediğimiz bebekler bizim hastalık gruplarımız. Yine doğumsal kalp hastalıkları, doğumsal akciğer hastalıkları, doğumsal sindirim sistemi hastalıkları, doğumsal böbrek hastalıkları, bunların hepsi yeni doğan bölümünün, yeni doğan yoğun bakımın temel baktığı bebekler. Bunlarla beraber tabii yeni doğan bebeklerdeki enfeksiyonlar, akciğer enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, beyin enfeksiyonları, beyin zarı iltihaplanmaları, bunlar da bizim ilgi alanımız. Yeni doğanın nöbetleri, konvizyon dediğimiz yeni doğan nöbetleri, bunlar yine yeni doğan yoğun bakımın hasta profilini oluşturmakta. Tabii bunlarla beraber bir takım böyle cerrahi gerektiren anatomik bozukluklar, işte bağırsakların bir kısmı oluşmamış, kalp kapakçıkları oluşmamış, işte kalbin belli bölümleri oluşmamış, kalbin ana damarları değişik yerlerde yerleşmiş, olması gereken yerin dışında yerlerde yerleşmiş. Bunların hepsi bizim yoğun bakımımızın hasta grupları. Hocam, tabii ki yeni doğana göre değişir, duruma göre değişir muhakkak ama ortalama bir yoğun bakımın bir süresi var mıdır? Hani ne kadar kalabilir, ne zaman çare orada sonuçlanır? Yani hazırlıksız gelmemize rağmen şu programı o kadar güzel sorular soruyorsunuz ki inanılmaz. Çünkü annelerin ve babaların bana yattıkları birinci günden itibaren sordukları soru budur. Hocam ne zaman taburcu olacağız? Hocam ne zaman çıkacağız? Ben de onlara hep kendim de bir ebeveyn olduğunu, benim de bir baba olduğumu vurgulayarak başlıyorum konuşmaya. Bu süreci tamamen bebek belirliyor. Tabii hafta ne kadar küçükse, şimdi 25 haftalık bir bebeği tabii ki de ikinci, üçüncü haftada taburcu etmemiz pek mümkün değil. Çünkü bebeklerin genel olarak bir 35 hafta civarına gelmeleri gerekiyor. Doğum sonrası haftaları için söylüyorum. Bir kilo olarak 1800-1900 gramları bulmaları gerekiyor. Ki diğer yaşıtlarının, yaş gruplarının yapabildiği aktiviteleri yapabilsinler diye. Bu da tamamen bebeğe bağlı. Aslında ben hep söylüyorum, yani bizim medikal olarak yaptığımız şeyler belli. Evet, biz bunu bu işi yaparken bilim ışığında yapıyoruz. Sürekli okuyoruz. Sürekli kendimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Kendimiz de orijinal çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Başkalarının yaptığı orijinal çalışmaları da okuyup kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte biz belli tedavileri yapıyoruz. Bebek bu tedavilere nasıl yanıt verirse, ne kadar çabuk yanıt verirse o kadar çabuk taburcu olma olasılığı doğuyor. Ama buradan tabii ailelere de bir kere daha söylemiş olayım ben nasıl taburcu ettiğimizi. Bir bebek solunum destek ihtiyacı kalmadıkça, kendisi oda havasında nefes alıp veriyorsa, beslenmesi emerek, biberonla veya anne göğsünü, tabii ki de tercihen anne göğsünü emmesini, anneyi emerek taburcu olmasını istiyoruz. Öyle de taburcu ediyoruz çoğu hastamızı. Bu şekilde beslenme sorunu olmayacak ve vücut ısılarını oda havasında muhafaza edebilecekler giyinik haldeyken. Eğer bu üç özelliği yapabiliyorsa bebek benim açımdan taburcu hazırdır artık. Evet. Peki hocam, böyle durumlarla karşılaşmamaları için dedik ya biraz önceden bu kontrollü bir şekilde devam edilmesi lazım. Bu kontrolün tam olarak ne zaman başlaması lazım? Mesela bebek yapmaya karar verdikleri anda mı? Kesinlikle. Bence çok önceden bebek yapmayı planladıkları anda bir kadın doğum uzmanına gitmeleri lazım. Çünkü onların da gebelik öncesinde başladıkları bazı tedaviler var. Mesela folik asit tedavisini gebelik öncesinde başlamak gerekiyor. Tam gebelik sırasında yapmamak gerekiyor. Fayda görebilsin diye bebekler. İyi bir kadın doğum, yani iyi bir kadın doğum uzmanı yanlış kelime oldu. Bir kadın doğum uzmanında takiplerini yaptırsınlar. Takiplerine de gitsinler. Yani böyle kontrolsüz bırakmasınlar. Ben kendi hastalarıma hep söylüyorum, beni en ufak bir şikayetinizde mutlaka arayın. Benim mutlaka haberim olsun. Beni bir doktor olarak değil de ailenizin bir elemanı. Hani her zaman yemek masanızda bulunmayan,
Ama dilediğiniz anda ulaşabileceğiniz bir elemanı gibi görün. Ve her türlü sorununuzda beni arayın mutlaka diyorum. Onlar da kadın doğum uzmanları için bunu mutlaka yapsınlar. Ulaşabildikleri kadar ulaşsınlar. Kafalarına takılan şeyleri sorsunlar. Çünkü bir gebenin beslenmesi bile, yediği balığın büyüklüğü, cinsi bile etkili bebeğin gelişmesinde. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Tabii bir kadın doğum uzmanının takibi sırasında enfeksiyon taramalarının yapılıp olası enfeksiyonların engellenmesi, mevcut enfeksiyonların tedavisi, erken doğumları ve bebeklerin hasta doğmasını engelleyecek yaklaşımlar. Dediğim gibi erken doğum olasılığının anlaşıldığı bebeklerde antenatal dönemde, doğum öncesi dönemde, doğuma yakın dönemde steroid uygulanması yine bu bebeklerde çok hayati, hayat kurtarıcı. Doğduktan sonraki süreçleri tabii bizim işimiz başlıyor. Doğum odasından itibaren başlıyor. Biz de kendi hastanemizde tabii özelliği olan bebeklerde, daha büyük bebeklerin de doğumuna giriyoruz ama 35 haftanın altındaki bebeklerde özellikle ben kendim her doğuma girmek istiyorum. Olabildiğince de girmeye çalışıyorum. Çünkü bebek doğduktan andan itibaren yaptığınız her şey, dakika dakika yaptığınız her şey çocuğun bütün gelişimsel sürecini etkiliyor. O yüzden ben kendime de, ekibime de bu konuda çok güveniyorum. Doğru işleri yapmak, bebeklere sadece hayat vermek, can vermek değil, o zaten bizim işimiz değil. Yani yukarıdaki veriyor, yukarıdaki alıyor canı. Bizim yapmamız gereken şey verilmiş bir canı olabildiğince konforlu hale getirmek. İşte gözle ilgili problemleri olmasın, konuşuruz bunları da, beyinle ilgili, akciğerle ilgili problemleri olmasın, sekelsiz büyüsünler bu çocuklar ki topluma, vatana, millete, ailelerine, kendilerine faydalı olabilsinler. Harikasınız. Beni aslında en çok etkileyen nokta o bebeğin kendi kararları, kendi mücadelesi dediniz ve bence sanırım bunu o gebelik sürecinde annenin çok iyi bebeği motive etmesi lazım. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani, inanır mısınız bilmiyorum. Ben enerjiye çok inanırım. Çok inanırım. Yani sayısız örneklerini gördüm. Kaybedeceğimi düşündüğüm bir bebek için anneyi yoğun bakıma alıp annenin o çocukla konuştuktan sonra çocuğun saatler içinde bir anda negatiften nasıl pozitife döndüğünü gözümle gördüm. Değil mi? Yani mucize. Kaybedebiliriz diye içeriye aldığım bir aileyi sağlıkla, şifayla taburcu ettik. Hala görüşüyorum. Uşaklı bir aile bu. Hala benim yani bana danışıyorlar zaman zaman. Dostane şekilde de arıyorlar telefonla. Bunu görmek gerçekten müthiş. O yüzden hep bilgi verirken söylüyorum. Lütfen dönün, iyi şeyler düşünün. Kötü şeyler geldiği zaman başımıza zaten üzülüyoruz. Buna zaten üzüleceğiz. Bir kaza yaptığımız zaman üzülüyoruz. Bir yakınımızın başına bir şey geldiği zaman üzülüyoruz. Ama bunun ihtimalini kafamızda düşünerek acaba şöyle olur mu, acaba böyle olur mu dersek bu tamamen zarar verecek bir şey. Bu evrene kötü sinyal vermek. Bebekler hissediyorlar. Değil mi? Annenin kaygılandığı zaman sütüne geçen bazı hormonlar da bebeklerde çok inanılmaz şekilde bir kaygı durumu oluşturuyor. Onları da taşıkardık. Onları da böyle üzüntülü hale getiriyor. Bundan uzak durmak için diyorum ki yani yapılabilecek her şey yapılıyor. Burası bir yoğun bakım. Burada zaten elimizde her güç çok şükür var. Bundan daha ötesi yok. Kötü şeyler düşünmeyin. Olabilecek en iyi yerde bebeğiniz. Bundan sonraki süreçte siz iyi şeyler düşünün. Bol bol dua edin. Ve çok kritik ama en önemli şey bol bol anne sütü gönderin bize. Değil anne mi? Sütü hayat kurtarıcı çünkü. Evet, hala yerini hiçbir çalışmayla Hayır. alamıyorlar. Hayır. Değil mi? Tıpkı yetişkin bir insanın bile işte arkasında ailesinin olması nasıl güç veriyorsa demek ki bebeklikten gelen değil mi bir alışkanlık. Çok önemli. Alışkanlıklar gibi. Peki hocam şöyle bir istatistik var mı merak ettim. Önceki dönemlerde çok fazlaydı ya da çok azdı, günümüzde biraz daha fazlalaştı. Çünkü teknoloji gelişirken işte çevre kirlenirken bu tarzda olaylar çok oluyor maalesef. Bu tarafta da durum bu mudur? Şöyle kesinlikle sayı artmadı aslında ama teknoloji çok gelişti. Önceden yaşatamadığımız bebekler yaşar hale geldiler. Dolayısıyla yaşayan bebek sayısı, yaşayan prematüre bebek sayısı ya da yaşayan sorunlu bebek sayısı arttı. Tabii bu iyi mi kötü mü? Bence iyi. Ama ben kendi yaptığımız işi doğaya karşı bir mücadele olarak görüyorum.
gerçekten hani doğanın elemeye çalıştığı bir şeyleri biz hayır, biz bunu yapabiliriz, hayatta tutabiliriz diye hırsla yaklaşıyoruz. Tabii her zaman başarılı olamıyoruz. Gene dediğim gibi yani nihai karar veren maalesef biz değiliz burada. Ama adet olarak kesinlikle artmıştır. İstatistik olarak da yansımıştır bu. Evet, yani orada en azından bugün doğsun, dünyaya gelsin, nefes alıp versin. Evet. İleride oluşabilecekler, ileriki teknolojilerle de halledilebilir. Evet, evet. Bilimin ışığında evet. Bakmak lazım değil mi? Gerçekten çok çok değerli, çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi öncelikle onların çocukları değil, vatanın, milletin evlatları olarak büyümeleri gerçekten çok önemli. Çok etkiledi beni o sözünüz. Çok doğru bir yerden bakıyorsunuz. Peki hocam, var mı son olarak eklemek istediğiniz? Tabii, eklemek istediğim şöyle bir şey var. Biz prematüre bebekleri sadece işte yoğun bakımda yaşatalım, hayatta tutalım dememeliyiz. Bunu yeni doğan hekimleri için de söylüyorum aynı zamanda. Ben şahsen kendi adıma çalıştığım her yerde, bugüne kadar yeni doğan uzmanı unvanını aldığımdan itibaren her yerde yoğun bakımda baktığım hastalarımı sonrasında poliklinik düzeyinde takip etmeye çalışıyorum. Çünkü bu da en az yoğun bakımdaki süreç kadar özellikle ve önemli bir şey. Yüksek riskli bebekler için kendi şu an çalıştığım hastanede bir poliklinik kurduk. Orada da devam ediyoruz. Bir pediatrik nöroloğumuz var. Çok ciddi bir fizyoterapi ve fizik tedavi ekibimiz var. Böyle serebral palsili spastisteler için bir poliklinik yapılıyor. Ben kendi bebeklerim zaten olabildiğince kendimi takip etmeye çalışıyorum. Hem bu medikal anlamda hem koordinasyon anlamında, çünkü sadece bireyin onun uzmanıyla da bitmiyor iş. Farklı farklı branşlardan da bazen gereksinimimiz oluyor onları göstermek için, onlara danışmak için. Bu süreçleri de beraber yönetiyoruz. Dediğim gibi yeni doğanın göz hastalıkları mesela çok önemli. Önlenebilir körlüğün çok sık nedenlerinden biridir prematür retinopatisi. Bunu takip etmek lazım. Yine bunların bu bebeklerin çok uzun dönemde bilişsel fonksiyonları, davranışsal ve psikolojik, psikiyatrik bazı bozuklukları olabilir. Bunları engellemek açısından nöroloji takibinde olmaları çok önemli. Bunları çok önemsiyorum. O yüzden de olabildiğince kendi hastalarımı kendim takip edip ilgili branşlarla da bu hastalarımı paylaşıp doğduktan sonra ve yoğun bakımdan taburcu olduktan sonraki süreçlerinde iyi geçimlerini sağlamaya çalışıyorum. Evet, gerçekten çok önemli. Otizmin bu kadar konuşulduğu bir dönemde çocuklarla ilgili gereksinimli çocukların, özel gereksinimli çocukların arttığı dönemde bunları konuşmak çok değerli. Çok özür diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun, sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten çok önemli bir konu. Birçok çünkü çiftin hayata belki o bağlanmalarını sağlayan, tekrar evliliklerini bile inşa eden bebeklerin işte o süreçte nasıl o zorlu mücadeleyi nasıl verdiklerini dinledik. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum ben de. Tekrar görüşmek dileğiyle.